Herkese merhaba ben Derya. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda karamelli parfümlerden bahsetmeye çalışacağım. Bu listeyi oluştururken Instagram'da bir soru kutucuğu açtım ve sizlere sordum. Karamelli parfüm önerileriniz nelerdir dedim ve sizlerin cevaplarına baktım. En çok tekrarlanan parfümlerden bir liste oluşturdum. Ben de bu listeye ek olarak 2-3 tane parfüm ekledim. O zaman hazırsanız başlayalım. İlk parfümüm Victor Rolf markasına ait Bonbon. Benim bir videomda aslında yer alıyordu. aldığıma pişman olduğum parfümler videomda vardı. Çünkü ben bir kör alışla yurt dışından aldırmıştım. Daha o zaman Türkiye'ye gelmemişti. Victor Rolf'u seviyordum. Flower Bomb'ı özellikle çok kullanmıştım. Ve bu parfüme de bayılırım diye düşünmüştüm. İçinde karamel de var. Hani tatlılık da seviyorum. Fakat bana çok yoğun tatlı geldi üst üste kullanamadım sıkıcı geldi fakat hani kör alış yaptırdım diye de bu şişeyi neredeyse bitirdim. Şu kadar kaldı ve bu şekilde de şişesi de hoşuma gittiği için hatıra olarak saklıyorum şu an koleksiyonumda. Fakat tekrardan almayı asla planlamıyorum. Ben genç kızlara daha çok yakıştırıyorum. Tatlı parfümleri, tatlı yoğun sıcak parfümleri sevenlerin sevebileceğini düşünüyorum. Ve size Instagram'da sorduğumda da en çok tekrarlanan parfümlerden bir tanesi oldu. Çok da kullanıcısı var anladığım kadarıyla. Şimdi Nasıl bir parfüm? Parfümün açılışı böyle o narenciye havası ama turuncu narenciyeler, ee, böyle mandalina, bergamot, biraz böyle şeftali, yani meyve hissiyatı alıyorsunuz. Daha sonra karamel, o kadar baskın bir şekilde geliyor ki karamel neredeyse hani bütün parfüm hakim oluyor. Beyaz çiçeklerin varlığı var ama beyaz çiçekler de karamelin yoğunluğu altında eziliyor. Alt notalarında odunsu notalar var, amber var karameli çok yoğun olan şeftali de böyle kendini hissettirse de o karamelin önüne hiçbir zaman geçemiyor. Karameli çok yoğun olan bir parfüm. Eğer böyle tatlı parfümleri, karamel notasını seviyorsanız bakabileceğiniz designer parfümlerinden bir tanesi. Ben genç kızlara birazcık daha fazla yakıştırıyorum. Kalıcılığı çok yüksek değil. Yani 5-6 saat civarında yayılım ilk başta kendini hissettiriyor. Kesinlikle sonbahar, kış, ilkbaharda ve yazın çok yoğun olacağını düşünüyorum. İkinci parfüm ise Prada kendi. Yine karamel parfümlerini size sorduğumda en çok tekrarladığınız parfümlerden bir tanesi oldu. Bu benim şişem. 2012-2013 yıllarında almıştım. Aldığım zaman bu kadar kullanabilmişim. Ondan sonra da bir daha elim gitmedi. Fakat sevmeni de çok fazla. Şimdi kendi deyince çok böyle aşırı tatlı bir parfüm bekliyorsunuz ama bu parfüm biraz sizi şaşırtabilir. Böyle aşırı yapış yapış bir tatlılığı yok. Çünkü farklı bir karamel kullanımı var. Burada karamelle birlikte... Miski çok yoğun hissediyorsunuz. Misk o pudralı notalar, hatta da vanilya, benzoin var. Karamelin böyle bir tatlılığı, yoğunluğu geliyor ama o temiz misk notasını da çok yoğun bir şekilde hissediyorsunuz. Ben bu parfümü aldığımda tatlı parfüm arayışı içindeydim aslında ve denemeden almıştım, hatırlıyorum. Şimdi çok tatlı bir parfüm beklerken bu parfüm beni şaşırttı. Bugün anlatacağım parfümlerin içerisinde en dengeli tatlılığı olan hatta en az tatlılığı olan parfüm neredeyse bu diyebilirim. Ama tatlı parfümleri sevmiyorsanız bu parfümü beğenmeyebilirsiniz. Buradaki tatlılık size fazla gelebilir. Bu arada internette şöyle bir parfümün yorumlarına baktığınız zaman böyle neler yazıyor? bebek ıslak mendillerine benzetenler olmuş o pudra havasından veya miskten dolayı onun dışında gene böyle tatlı bebek pudralarına da benzetenler olmuş. Şimdi kalıcılık nasıl? Kalıcılık ben tazeliyorum. Yani tazeliyordum. O yıllarda hatırlıyorum 3-4 saatte bir elim sürekli gidiyordu. Eee yayılımı da başta bir kendini hissettiriyordu. Hatta iltifat da alıyordu. Hatırlıyorum. Kokumu duyup "Aa güzelmiş e, kokunuz." diyen de oluyordu. Fakat benim burnum bir süre sonra alıştığı için ben en azından böyle bir saat sonra, bir buçuk saat sonra tene yaklaştığını hissediyorum bu parfümün. Yani böyle performansı inanılmaz yüksek olan bir parfüm değil. Sonbahar, kışın kullanılır. Bence ilkbaharda da kullanılır. Yaz sıcakları haricinde kullanılır. Şimdi genç kızlara yakışır mı? Genç kızlar evet çok yakışır. Ama benim yaşımdakilere de yakışır. Çünkü aşırı bir karamel yoğunluğu tatlılığının haricinde o miskten gelen temiz hava pudralı bir hava birazcık da olgunluk katıyor sanki öyle hissediyorum. Biraz beni şaşırtan parfümlerden bir tanesi olmuştu o dönemde. Sıradaki parfüm ise Unique Luxury markasına ait Crash On Me. Benim markadan tek parfümüm. Daha önceki videolarımda da galiba bahsetmiştim. Benim kışın çok severek de kullandığım parfümlerden bir tanesi. İnanılmaz bir performansı var. Bence çok soğuklarda açık havada kullanılması gerekir. Ve karamel deyince karamelli bir şeyleri istediğim zaman da elimin ilk gittiği parfümlerden bir tanesi oluyor. Aslında karamel ve paçili kombinasyonu diyebiliriz bunun için. Çok yoğun böyle tatlı olan bir karamel Var. fakat aynı zamanda topraksı böyle, Nemli toprak havası olan bir paçuli de hissediyorsunuz çok yoğun bir şekilde paçuli karamel. Şimdi açıklanan notalarında çiçeksi notalar var ama benim en çok aldığım özellikle böyle tenime sıktığımda hissettiğim iris'i çok net alıyorum çok hafif gül alıyorum bir de böyle baharatlı hafif baharatlı bir havası var sanki biraz safran hissediyorum gene parfümün içerisinde. Hani açılışta açıklanan notalarda bir zencefille lime var ama parfümün genelinde çok çok büyük bir katkısı yok. Böyle hafiften kendini hissettiriyor. Tatlı mı? Evet. Tatlı bir parfüm. Fakat o çiçeklerle ve paçuliyle çok güzel dengelenmiş bence. Kullandığım zaman mutlaka iltifat aldığım ama açık havada tercih ettiğim, kapalı ortamlarda pek kullanmaktan yana olmadığım bir parfüm. ve Gerçekten hani izinizi bırakıyorsunuz. Ee, özellikle o arkada bayağı bir neredeyse sokakta geçtiğiniz yerlerde bile parfümün kokusu mutlaka kalıyor. Eğer böyle sonbahar kışın karamel e, paçuli ikilisini seviyorsanız e, ve kuvvetli de bir şey arıyorsanız bakabileceğiniz parfümlerden bir tanesi ve kesinlikle unisex olduğunu düşünüyorum. Sıradaki parfüm ise Viva La Juicy Gold Couture. Gene bana Instagram'da en çok yazdığınız parfümlerden bir tanesiydi. Daha önceki videolarımda aslında bahsetmiştim. Benim koleksiyonumda yok. Türkiye'de zor bulunuyor ama nokta getirmişti. Nokta Kozmetik. Geçen videomda da onlardan ödünç almıştım. Bu video için de onlardan ödünç aldım bu gidişte satın alacağım gibi. Kokusu evet hoş. Genel beğeniye çok uygun. Eğer tatlı parfümleri seviyorsanız, meyveleri seviyorsanız özellikle orman meyvelerini kullanabileceğiniz bir parfüm. Genç kızlara yakışsa da tabii ki de hani bizim yaşımızdakiler de çok rahat kullanabilir. Beğeniye bakar bir iş. Eğer kendinizi mutlu hissediyorsanız bu kokunun içerisinde yakıştırıyorsanız kullanabileceğiniz bir parfüm. Şimdi neler var içerisinde? Evet karamel çok yoğun. Karamelle birlikte vanilya Karamel ve vanilya zaten bir tatlılık sağlıyor. Onun haricinde özellikle açılışında o tatlı orman meyveleri. Şimdi tatlı orman meyvelerinde de o kırmızı meyveleri özellikle hissediyorsunuz. Onlar da tatlılık katıyor fakat o vanilya, karamel gibi yoğun notaların içerisinde meyve hissiyatı sanki birazcık daha ferahlatmış parfümü gibi. Böyle çok yapış yapış tatlı değil. Onun haricinde çiçeksi notaları görüyorsunuz. Beyaz çiçekler var. Yani tatlılık beyaz çiçeklerle birazcık da meyvelerin varlığıyla sanki dengeleniyor. Altta da o odunsu notalar gene e, parfümü destekliyor. Bu parfüm sonbahar-kışın çok daha iyi olacaktır. Genç kızlara daha çok yakışacaktır. Gece gene güzel olacaktır. Kalıcılığı benim tenimde çok çok hani yüksek değil. Ben denediğimde bir tazeleme ihtiyacı duydum. Başta kendini hissettiriyor ama gene tene yaklaşıyor. Yani bir önceki anlattığım Unique Luxury cash on Me kadar performans canavarı bir parfüm değil. Ama hani tazelemeyi göze alırsanız 5-6 saatte bir belki tazeleme ihtiyacı duyabilirsiniz. Bakabileceğiniz parfümlerden bir tanesi. Sıradaki parfüm ise Eskada markasına ait Magnetizm. Aslında çok eski bir parfüm. 2000'lerin ortasında ben birkaç şişe bitirmiştim. O zamandan beri de kullanmıyordum. Bu video için noktadan ödünç aldım. O gece bileğime sıktım. Ya dedim ben bu parfümü neden hala kullanmıyorum? Çok fazla müdavim var. Bence gerçekten çok güzel bir parfüm. O kadar da özlemişim ki kesinlikle koleksiyonuma da bir şişe katmak istiyorum. Bileğime sıktım. Nasıl bir parfüm? Şimdi çok fazla notası var. O yüzden hepsini tek tek saymayacağım. Ama genel anlamda işte karamel zaten çok yoğun. Karameli sarılı meyveleri hissediyorsunuz. Kırmızı meyveler var. Onun haricinde tropikal meyveleri hissediyorsunuz. Odunsu notalar, çiçeksi notalar var parfümün içerisinde. Vanilya var. Yeşil notaları hissediyorsunuz ama en çok hissettiğim hani böyle tek tek e, ayıracak olsaydım. Parfümün içerisinde ile birlikte bir vanilya birlikteliği olduğu kesin. Onun haricinde ben o kırmızı meyveleri çok yoğun hissediyorum. Üzüm, üzüm o kadar net ki. Üzüm, üzüm yaprağı, yeşil bir hava var içerisinde parfümün. Yine paçuliyi çok net bir şekilde hissediyorsunuz. Bir de ten de kurumaya başladıkça çiçeklerden özellikle iris iristen gelen pudralı bir hava var. Yani parfüm pudralı bir havaya doğru evriliyor. Şimdi tatlı bir parfüm mü? Evet tatlı bir parfüm ama e, o tatlılık sanki işte o meyvelerle e, odunsu notalarla, paçiliyle e, biraz törpülenmiş. O yeşil notalarla biraz törpülenmiş gibi hissediyorum ben. Çok dikkat çekici, çarpıcı bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Ve tatlılık dozajını da hangi parfüme benzetiyorum? O Esen Manifesto'yu anlatmıştım. Orada da hatırlarsanız vanilya var, üzüm var, yeşil notaların varlığı var. Bu parfümdeki de o vanilyaya ek olarak karamel, o üzüm, gene üzüm yaprağı, o yeşil notalar Nedense bana Vaisel Manifesto tatlılığını anımsatıyor. Kesinlikle birebir benzer parfümler demiyorum ama bu parfümü kullandığımda gene o Vaisel Manifesto'dan aldığım mutluluğu gene bu parfümde de alıyorum. Gerçekten çok keyifli. Ben tekrar neden kullanmamışım, bu kadar beklemişim. Galiba o sıralarda çok böyle birkaç şişe bitirmiştim. Sıkılmıştım, bir ara vermiştim. Ondan dolayı dönmemiştim. Ama mutlaka gene koleksiyonuma katacağım. Yani bunu kullanmaya başlayıp hala o yıllardan bu yana bırakmayanlar, ciddi anlamda yedekleyenler var. Onu çok iyi biliyorum. Tevrem'de bazı arkadaşlarımda da var çünkü. Kalıcılık nasıl? Ya sanki 5-6 saat sonra bir tazeleme ihtiyacı duyuyorum. Ya yılımı başta hissettiriyor kendini. Sonra tene yaklaşıyor. Galiba biraz da hani gece falan kullanıyordum ben bu parfümü hatırlıyorum. Biraz duyulsun istiyordum. O yüzden de sık tazelediğim oluyordu. Kışa yakışıyor. Yani sonbahar ve kışa yakışıyor. Çok çok özlediğim parfümlerden bir tanesi oldu. Sıradaki parfümüm ise Lancome Trésor La Benim koleksiyonumda olan, çok sevdiğim, tatlı ama olgun bir tatlılığı olan, oldukça da çekici bir parfüm. Özellikle gece kullanımına ben çok yakıştırıyorum. Sonbahar ve kışa daha çok yakışıyor. Şimdi nasıl bir parfüm? Bu parfümün içerisinde Açılışta bir narenciye ve armut. Özellikle armut kendini bayağı hissettiriyor. Yani armutu ayırabiliyorsunuz. Ondan sonra daha böyle çilek, çarkı, felek, liçi gibi biraz tropikal meyveler devreye girmeye başlıyor. Çok fazla notası var zaten. Altta da o karamel yoğunluğu. Karamelle birlikte çikolata hissiyatı veren o prelin vanilya, o tatlı notalar, gurmant notalar aslında kucaklıyor bütün saydığım notaları. Onun haricinde o tatlılığı dengeleyen paçuli, birazcık tüsli hissiyatı, kahve. Bir de bu parfümün içerisinde e, özellikle kullanılan bir nota var ki siyah gül kullanımı. Siyah gülü nereden hatırlayabilirsiniz? Siyah gül kolonyalarını belki koklamışsınızdır ya da halfeti gülü. Oradan hatırlayabilirsiniz. O kırmızı gül gibi değil. Çok daha böyle karakteri olan, çok daha yoğun kokusu olan bir gül. Geceye çok yakışan, çok gösterişli, çok çekici ve hoş bir parfüm. Ama tatlılık sevmeniz lazım. Tatlı parfümleri severseniz ancak bakabileceğiniz bir parfüm. Bu arada performansını soracak olursanız performansı da iyi. Yani bunu sıktığım zaman bana bir günü çıkartıyor. Yayılım da gayet kendini hissettiriyor. Performansını yeterli gördüğüm parfümlerden bir tanesi. Sıradaki parfüm ise Dolce Gabbana markasına ait The Only One. Bu parfüm de Instagram'da sizin sıkça yazdığınız parfümlerin arasındaydı. Benim koleksiyonumda yok. Daha önce denemiştim. şu anda bu video için sadece ödünç aldım. Fikirlerim değişmedi. Birazdan bahsedeceğim. i̇lk önce parfümden biraz bahsedelim isterseniz. Nasıl bir parfüm? Parfümde karamel ile birlikte vanilya yoğunluğu var karamel, vanilya ikisini çok net hissediyorsunuz. Açılışta bir narenci havası var. Daha sonra parfümde meyve hissiyatı, armutu hissediyorsunuz. Biraz kahve hissiyatı var. Bir de menekşeden, iristen gelen de pudralı bir hava var. Birazcık daha ferah bir hava var. Fakat tatlı bir parfüm. Ee, Beni çarpmadı yani e, beni etkilemeyen bir parfüm oldu. Daha önce denediğimde de öyle hissettim. Bu video için tekrar denediğimde de öyle hissettim. Kesinlikle bu parfüme karşı bir satın alma arzusu hissetmiyorum. Performans da çok tatmin etmedi yani mutlaka gün içinde bir kere tazeleme ihtiyacı duydum. E, yayılım da başta evet hissettiriyor kendini ama ondan sonra tene yaklaşıyor. Yani böyle e, karamelli vanilyalı bir parfüm tercih edecek olsaydım veya işte kahveli. Galiba bu seçeneklerin arasında olmazdı. Piyasada daha farklı parfümler var. Bu parfümü Black Opium'a da benzetenler olmuş. Hani benzer bazı notaları, benzerlikleri var ama yani benim fikrimce Black Opium bundan çok daha güzel bir parfüm. Sırada size karamelli bir vücut spreyinden bir body mistten bahsedeceğim. Elimde Sol de Janeiro markasına ait Brazilian Crush 62 numara var. Son zamanlarda oldukça popüler oldu. Tüm dünyada, Türkiye'de de, Sephora'larda satılıyor. Ben de son zamanlarda koleksiyonuma kattım. Ben body mist kullanmayı seviyorum. Ne zaman seviyorum? Yazın. Yani yazın sıcaklarda Parfümden çok body mist tercih ediyorum. Sıktığım zaman aynı zamanda böyle serinlediğimi de hissediyorum. Sık sık da tazeliyorum. Bir de evde sadece bir günü hani tek başıma yalnız geçireceksem elim gene parfümden ziyade body gidiyor. Şimdi neler var içerisinde? Karamel ve vanilya. Hatta boynuma sıkayım. Evet, direkt sıktığınızda zaten bir ferahlama hissediyorsunuz. O vanilya, karamele, bir de antep fıstığı ve badem ekleniyor. Onun haricinde tuz var, sandal ağacı. Tuzlu karamel hissiyatı. Böyle tatlı evet fakat hani çok yoğun değil bence neden? Şimdi bazı badem isterim var benim. Vanilyalı. Böyle çok yoğun vanilya kokan neredeyse kek kokan badem isterim var. Bazen onlardan sıkılabiliyorum. Aşırı tatlı geliyor bazen bana yaz sıcaklarında. Eğer onlarsa çok aşırı tatlı geliyorsa tatlı olsun ama birazcık daha hani dengeli bir tatlılık olsun istiyorsanız bakabileceğiniz vücut spreylerinden bir tanesi 200 saat kalıyor. Yayılımı da çok yüksekti. Yani video spreylerinden ben böyle aşırı bir yayılım beklemiyorum zaten. İlk sıktığınızda bir böyle bir etrafta hissediliyor ama ondan sonra tene yaklaşıyor. Yazın kullanacağım. Hatta bu markanın bir de işte vücut kremi var. Galiba body scrub'ı var. Bir de vücut yağları var. Onları da yaza doğru almak istiyorum. Onlarla kombinleyip birlikte kullanmayı tercih edeceğim. Sıradaki parfüm ise Zerjov markasına ait Tony Yomi Monkey Special Edition. Şimdi elimde ufak bir testeri var. Bu parfümü oldukça ben merak etmiştim çünkü bu parfümde Zerjov ünlü rock grubu Black Sabbath'ın gitaristi olan Tony Yomi ile bir işbirliği içerisine girdi. Ve nasıl bir parfüm çıktı diye de çok çok merak ediyordum. Bunu nereye sıksam acaba? Şimdi aslında sıktığım gibi anlatmayacağım çünkü parfüm gerçekten değişiyor. Açılışı çok kötü benim için. Yani e, ben açılışını defalarca denedim ve hiçbir şekilde sevemedim çünkü narenciyeler çarkıfelek meyvesi ve rom. Çarkıfelek meyvesinin bu kadar yoğun kullanımını ben sevmiyorum. Bana bir keskin hava veriyor, garip bir hava veriyor ve parfümün açılışına göre karar verecek olsaydım bu parfümü hiç beğenemeyebilirdim. Fakat bekledikten sonra özellikle bir yarım saat sonra parfüm o kadar güzelleşiyor ki hala bu parfümü koleksiyonuma katsam mı, katmasam mı diye tereddüt içindeyim. Çünkü açılışına bu kadar katlanamıyorum, devamını da bu kadar seviyorum ilk defa böyle bir parfümle karşı karşıya geldim. Parfüm teninizde kaldıkça o karameli hissetmeye başlıyorsunuz. Karamelle birlikte vanilya, tonka böyle tatlanmaya başlıyor parfüm, yumuşamaya başlıyor ve paçuli, paçuli de e, parfümün içerisinde oldukça belirgin. Yani o paçuliyi, romu, o e, karameli, vanilyayı bayağı bir hissediyorsunuz. Onun dışında derinin varlığı da baskın. Fakat deri zorlayıcı bir deri değil kesinlikle. Bence parfüme ayrı bir hava katmış. O deriyle, ile birlikte parfümün tatlılığı da dengelenmiş. Evet tatlı bir parfüm ama böyle aşırı yoğun tatlılıkta değil kesinlikle. Benim çok hoşuma gitti. Sadece biraz tereddütüm de şu yönde oldu. Şimdi bir ara ara parfümde o paçuli karameli hissettikçe patchouli karamel kompozisyonlarını hatırlıyorsunuz. Başka parfümleri bazen anımsatıyor. Bir de parfümün içerisinde unutmadan söyleyeyim. Çok kuvvetli bir tarçın kullanımı var. Yani o baharatlı hava. İşte o tarçın da hissetmeye başlayınca bu sefer de rom, tarçın, vanilya, karamel kompozisyonlarını hatırlamaya başlıyorsunuz. Piyasada o şekilde çok fazla kompozisyon var. O yüzden böyle biraz beni tereddütte bırakan bir parfüm oldu. Ama çekici olduğunu, hoş olduğunu düşünüyorum. Açılışını ne kadar sevmesem de devamını yani tende kaldıktan sonra yarım saat, bir saat sonraki hali oldukça güzel bence. Sonbahar ve kışa yakışıyor. Performansı çok iyi. Yani tüm günü gayet iyi çıkartır. Yayılımı da gayet kuvvetli. Ee, eğer e, böyle kuvvetli e, bir parfüm arıyorsanız bu notalarda ilginizi çekiyorsa bakabileceğiniz parfümlerden bir tanesi. Son parfüm ise Zarjov Casamorati Lira. Yine Instagram'da sorduğumda karamelli parfüm deyince aklınıza ilk gelen parfümlerden bir tanesi oldu. Aslında ben bu parfümden bu kanalda bir daha bahsetmek istemiyordum çünkü o kadar çok videomda bahsetmişim ki şöyle bir baktım nelerde bahsettim diye. Gurman parfümlerde bahsetmişim. Hayat boyu onun işte bahsetmişim. Vanilyalı parfümlerde bahsetmişim. Kış parfüm önerilerinde bahsetmişim. Yani o yüzden videonun sonuna koydum ki sürekli izlemekten sıkılıyor olabilirsiniz. Buradan itibaren videoyu izlemezsiniz. Şimdi Nasıl bir parfüm? Bu parfümü sıkmayacağım. Çok çok iyi bildiğim bir parfüm. Çünkü benim çok da sevdiğim bir parfüm. Hani böyle çok sıradışı bir parfüm değil. Çoğu insan için tek düze de gelebilir. Fakat bana huzur veren, hoşuma giden parfümlerden bir tanesi. Açılışını kan portakalıyla yapıyor. Ondan sonra zaten karamel ve vanilya çok yoğun hissediliyor. Karamelli vanilyalı, bir de tarçın var tabii. Karamelli vanilyalı tarçınlı, birazcık da böyle narince hissiyatı olan bir kek gibi hissediyorum ben bu parfümü. Sonbahar ve kışa çok yakıştırıyorum. Kalıcılığı gayet iyi. Tüm günü hemen hemen çıkartıyor ama hani silajı, yayılımı çok çok yüksek değil. Başta bir kendini hissettiriyor ama daha çok tene yakın kalıyor. Tatlılığı da bana keyif veriyor. Ama hani daha sonra birçok yorum okudum. Bu parfümü e, deneyenler birçok kişi yorumladı. Çok sevenler de var. Onun haricinde ya çok tek düze, bir niş parfüm için fazla tek düze. Neden ben bu parayı vereyim e, bir e, tek düze bir niş parfüm için diye yazanlar da çok fazla. Ama benim sürekli koleksiyonumda olacak parfümlerden bir tanesi. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de gene size sormuş olayım. Bu parfümlerin içerisinde denedikleriniz var mı? Neler düşünüyorsunuz? Bu parfümlerin haricinde karamelli parfüm önerileriniz var mı? Aşağıdaki yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.